Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. Topluluk önünde konuşma korkusu. Bu korku birçok insanın biliyorsunuz korkulu rüyası. Belki de şu an bu videoyu izliyorsanız bu korku sizde de mevcut olabilir. Bu korkuyu nasıl yenebiliriz? Bu korkunun sebepleri nelerdir? Bunların çözüm önerileri nelerdir? Bunlarla ilgili fikirlerimi paylaşmaya çalışacağım. Buyurun başlayalım. Sayın İl Jandarma Komutanım, sayın milletvekillerim, Sayın Atil Çiçekli Erdemiz Kaymakamım, Sayın Koru Müdürlerim, Sayın tüm şeye katılmak gelenler, muhtar arkadaşlarımla misafirlerime sonsuz teşekkür ederim. Sayın Mali, senin bu bana verdiğiniz devlet, Allah devletinize zarar vermesin. Topluluk önünde konuşma korkusunun temel nedeni çocukluğa kadar dayanıyor. Yani şöyle örnek vereyim. 3-4 yaşında bir çocuk düşünün. Sürekli konuşuyor, sürekli fikirlerini beyan etmeye çalışıyor. Ama ailesi tarafından sen sus, sen konuşma. Akrabalarınızın yanında o çocuğu asla konuşturmuyorsanız, sürekli susturuyorsanız, sürekli susturulan, sürekli sözü kesilen bir çocuk elbette ki konuşmanın kötü bir şey olduğunu, kalabalık içerisinde konuşulmaması gerektiğini öğrenecek ve bunu hayatı boyunca bir korku haline getirecek. Bu korku, çocuklukta başlayan bu korku aslında okulda da devam ediyor. Öğretmen konuyu anlatıyor. Daha sonra konuyla alakalı bir soru sorduğunda, ben meslek gereği bunu çok yaşıyorum. Soru sorduğumuz zaman 30 tane öğrenci varsa, bu 30 öğrenciden sadece 4-5 tanesi parmak kaldırıyor. Elbette ki bu bilgiyle yapılabilecek bir şey ama birçok öğrencimiz biliyor, bunu ifade edemiyor. Çünkü ne var? Kalabalık karşısında ayağa kalkma korkusu var. İşte topluluk önüne çıkma korkusu var. Bu şekilde devam ediyor. İlkokulda ve ortaokulda başlayan bu korku lise ve üniversitede devam ediyor. Topluluk önünde konuşmak öyle bir iki kişiyle konuşmak gibi değildir. İnsanlar sizi dinliyorlar. Siz onlara bir şey aktarıyorsunuz. Onları asla sıkmamanız lazım. Sıkmadığınız gibi de insanların dikkati sürekli sizin üzerinizde olacak. Acaba bu adam ya da bu kadın ne anlatacak? Devamında ne olacak? Bu fikre kapıldıkları için elbette bütün dikkatini size verecekler. Bu durum topluluk önünde konuşan insanları gerçekten tedirgin edecek bir durum. Kızarma, morarma, bu tarz durumlar, terleme, yutkunamama, bu tarz durumlar elbette ki bu korkuyu yaşayan insanlara da mevcut. Şimdi eğer ilk kez topluluk önünde konuşuyorsanız, kalabalıklar önünde konuşuyorsanız kendinizi gergin hissetmeniz gayet normal. Sonuçta daha önce bu şeyi tecrübe etmemişsiniz, bu durumla karşılaşmamışsınız. Elbette ki ilk başta bu tarz durumla karşılaşmak ve bu durumun gerginliğe sebep olması gayet doğal bir durum. Ama önemli olan bunu en güzel şekilde çözüme kavuşturmak. Bizim gayemiz de bu zaten. Arkadaşlar, topluluk önünde konuşma korkusunu yenmenin ilk aşaması. İlk aşaması bu korkuyla yüzleşmektir. Örnek veriyorum, karanlık korkusu olan bir insan ne yapması lazım? Karanlıkta yüzleşmesi lazım. Zaten korkusuyla yüzleşmeyen insan o korkunun ne olduğunu farkına varamaz. Yani aslında biz bilmediğimiz şeyden korkuyoruz. Topluluk önünde konuşmak her insanın yapabileceği bir durum arkadaşlar. Her insan aslında bu yeteneğe sahip. Önemli olan bunu geliştirebilmektir. Bu da tabii eğitimlerle, bu pratiklerle bu çözüme kavuşturulabilir. Diyelim ki bir kalabalığa sunum yapacaksınız, bir topluluğa sunum yapacaksınız. İlk başta sunum yapacağınız ortamı iyi bilmeniz lazım. Yani gidip önce bir görün zaten konuşacağınız ortamı, ilk kez gidiyorsanız o ortama. Konuşacağınız ortamı bir görün. Daha sonra tekrar eve geldiğinizde hayalinizde sanki o sahnedeymiş gibi, o sahnede nerede durmanız gerektiğini falan, bunu hesap etmeniz lazım, bunu hayal etmeniz lazım. Yani pratik yapmanız lazım. Şimdi topluluk önünde konuşmak için bazı aşamalar var, bazı maddeler var. Bu maddeleri tek tek sizlere aktarmaya çalışacağım. Birinci olarak iyi hazırlık yapmanız lazım. Hazırlığınız iyi olmazsa, yani hangi konudan bahsedeceksiniz, bu konunun alt başlıkları, yan başlıkları neler, bunlarla ilgili bir hazırlık yapmanız gerekiyor. İyi hazırlık sürecinde dikkat etmeniz gereken nokta ve en önemli nokta, mutlaka bir konuşma hazırlığı yapın. Konuşma metniniz olsun. Yani insanlara ne anlatacaksınız? İnsanlar sizi haliyle dinleyecekler. Önce evde sanki karşınızda bir topluluk varmış gibi ayağa kalkın, kendi kendinize konuşun ve anlatın.
Uzun cümlelerin yer almadığı kılavuz size kılavuz olacak. Kısa cümlelerin yer aldığı bir konuşma metni hazırlayarak sunumunuzu iyi şekilde hazırlayın arkadaşlar. Şimdi ben diyelim bir konuşma metni hazırladım. Tamam, eyvallah, hazırladım. Ama o metne bağlı kalmayacaksınız. Yani sadece orada olanları değil. O size ne yapacak? Fikir verecek. Daha sonra işte giriş iyi olursa devamındaki gelişme ve sonuç da gayet iyi olacaktır. Sonuçta siz girişi yaptıktan sonra moral motivasyonunuz yerine geldiğinde, açılışı yaptıktan sonra devamında çok güzel şeyler aklınıza gelecektir. Tabii o önceki aşamada hazırlığınızı iyi yaptıysanız, araştırmanızı iyi yaptıysanız o konuşma metni, o kılavuz metin size yol gösterecektir arkadaşlar. Ama size tavsiyem, asla metne bağlı kalmayın. Eğer metne bağlı kalırsanız, diyelim sunumu açtınız şeyde, arka planında bir sunumu açtınız. O sunumdan sürekli okuyorsanız, insanlar işte oradakinin aynısını sizin ağzınızdan duyuyorsa elbette ki sıkılacaktır. Sonuçta sizin insanlarla göz teması kurmanız lazım. Tahtadaki yazılan şeyleri ya da panoda yazılan şeyleri okursanız bunun bir anlamı kalmayacaktır. O insanlar tabii ki bu konuşmadan bir şey anlamayacaktır ve sıkılacaktır. İkinci olarak arkadaşlar, bol bol konuşma pratiği yapın. Yani az önce söylediğim gibi bol bol kendinizle konuşun. Yani hazırlığın en önemli aşaması pratiktir arkadaşlar. Yoksa konuşma esnasında o diye sürekli takılıp kalırsanız bu da sizin konuşma motivasyonunuzu düşürecektir. Karşı tarafı da, seyircileri de maalesef sıkacaktır. Bu seyirciler sadece böyle yetişkin insanlar olmayabilir. Çocuklar da olabilir, öğrenciler de olabilir. İş toplantısında da oluyor olabilirsiniz. Karşı tarafı sıkmamanız lazım. Yani akıcı konuşmanın yolu bol bol pratik yapmaktır. Şöyle düşünün, ehliyet sınavına gireceksiniz ama hiçbir eğitim almadınız. Aracı ilk kez görüyorsunuz. Bindiniz araca, nasıl çalıştıracağınızı bilmiyorsunuz. Vitesi nasıl atacağınızı bilmiyorsunuz. Nasıl hareket ettireceğinizi, nasıl durduracağınızı, nerede sinyal vereceğinizi, sinyal konunun neresi olduğunu bilmiyorsanız elbette ki o sınavdan %100 kalacaksınız demektir. Çünkü hiçbir bilginiz yok, hiçbir pratiğiniz yok. Bunu konuşma olarak düşünürseniz, bu konuşmayla ilgili denemeler yapmazsanız elbette ki topluluk önünde de ciddi manada sıkıntılar yaşayacaksınız ve karşıdaki insanların da sıkılmalarına sebep olacaksınız demektir. Akıcı konuşmanın en önemli yolu bol bol pratik yapmaktır. Gelelim üçüncü maddemize arkadaşlar. Diyelim ki bir konuşma hazırlayacaksınız, bir konuşma yapacaksınız. Bana kalırsa video ya da ses kaydı alın. Video ya da ses kaydı sizi kurtaracaktır. Neden kurtaracaktır? Yani ilk başta kendinizi göreceksiniz. Konuşacağınız konuyla ilgili kameranın karşısına geçin, kendinizi çekin arkadaşlar ve konuşun. Bakalım nasıl konuşuyorsunuz, kendinizi o videoda bir görün. Yani o telefonda görmüş olduğunuz, o videoda görmüş olduğunuz durum arkadaşlar aynı şekilde sahnedeki durumunuzun aynısıdır. Bunu önceden görmeniz, kendinizi önceden denemeniz size gerçekten çok yol kat ettirecektir. Ses tonunuzu buradan ayarlayabilirsiniz, görüntünüzü ayarlayabilirsiniz, duruşlarınızı ayarlayabilirsiniz. İnsan kendi sesini duyarsa nerede hata yapıyor, nerede doğru yapıyor, nerede yanlış yapıyor, nerede eksik, nerede fazla bunu bu şekilde tespit edebilirsiniz. Şimdi ses kaydı aldınız ya da video çektiniz, eksiklerinizi not almanız lazım. Yani ben şurada eksiğim var, burada fazlam var, burada şöyle yapmalıyım, burada böyle yapmalıyım diye notlarınızı almanız lazım. Sunum yaparken nerede örnek vermeliyim ya da nerede ses tonumu yükseltmeliyim? Bunu çekmiş olduğunuz örnek videoda ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Hatalarınızı tespit edin. Yani hatayı tespit etmezseniz öyle videoyu çekeyim, tekrar izleyeyim böyle bir şey mümkün değil. Zaten video çekmenizin gayesi nedir? Eksiklerinizi görmektir. Sunum yapmadan önce, konuşma yapmadan önce eksiklerinizi görmek için video ya da ses kaydı alın ve eksiklerinizi not alın ve bu eksiklerinizi tamamlamanın yoluna gidin arkadaşlar. Dördüncü olarak dikkat çekici sunumlar hazırlayın. Sadece sizin konuşmanız önemli değil burada. Arka planda insanlara bir şey açıyorsunuz haliyle, bir ekran açacaksınız. Bu ekranda gerçekten insanların ilgisini çekecek ve konuyla gerçekten bağlantılı görseller, materyaller, videolar hazırlarsanız ve onları da konuşmanıza göre sıralarsanız arkadaşlar haliyle o materyaller konuşmanızı destekleyecek. Sadece yalın bir konuşma, arka planda hiçbir şeyin olmadığı, materyalin olmadığı, görselin olmadığı ya da ilgi çekici bir videonun olmadığı konuşmalar arkadaşlar sonuna kadar dinlenmiyor. Diyelim ki 1 saat konuşuyor adam ya da 2 saat konuşacak. Emin olun yalın bir konuşma, sade bir konuşma ne yapacaktır? İnsanlar yarım saat sonra sıkacaktır. Diğer kalan sürede de haliyle konuşmacının da motivasyonu düşecektir. Size tavsiyem bu konuda
Okulda öğretmenseniz sunumlarınızı destekleyecek şekilde görseller, materyaller hazırlayın. İş yerindeyseniz işinizle alakalı, işte yapacağınız sunumla alakalı görseller, materyaller hazırlayın. Ve hangi alan olursa olsun görseller, materyaller, arkadaşlar, videolar, ilgi çekici materyaller size kolaylık sağlayacaktır. Ve o materyallere bakarak sizler de fikir edineceksiniz. Gerçekten bunu yaptığınızda sunumunuzun çok iyi olduğunu fark edeceksiniz. Şimdi materyal hazırladınız, görsel hazırladınız, insanlar oraya baktı. Haliyle böyle bu şekilde oturan insanlar haliyle o görselleri, videoları gördüklerinde böyle dikkatini o ekrana verecektir. Ve sizin acaba ne söyleyeceğinizi, bir sonraki cümlenizde ne anlatacağınızı merak edeceklerdir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Beşinci olarak arkadaşlar, ses tonunuzu iyi ayarlayın. Ses tonu önemli. Haliyle bazen alçak sesle, bazen orta, bazen yüksek sesle konuşmanız gereken noktalar olabilir. Bunu artık konuşmanın gidişatına göre kendiniz iyi ayarlamanız lazım. Duygusal bir konuşma yapıyorsanız o duyguyu vermeniz lazım. Böyle yavan bir konuşma, sade bir konuşma karşı tarafı sıkar arkadaşlar. Zaten bizim muhatabımız izleyici olduğu için o izleyiciyi ne yapmayacağız? Sıkmayacağız. Şöyle düşünün, bir ürün satacaksanız bile o ürünün ilgi çekici hale getirmeniz lazım. Diyelim dondurma reklamı yapıyorlar değil mi? Dondurma reklamında dondurmayı ağzına alıyor ya kadın ya da erkek fark etmiyor. Değdirdiğinde dişleriyle ne yapıyor? Çat diye kırıyor. Yani bu mesajı karşıya veriyor. Reklamlarda buna dikkat edin. Bu mesajın verildiğini görüyorsunuz. Oysa ki siz dondurma yediğinizde o sesi duymuyorsunuz. Ama ne yapıyorlar? Reklam stratejisinde buna dikkat ediyorlar. İnsanların ilgisini bu yolla çekiyorlar. Biz de ne yapacağız? Konuşmalarımızda insanları kendimize çekeceğiz. Neden? Daha etkili, daha verimli bir konuşma gerçekleştirmek için. Altıncı olarak etrafı iyi kullanın. Yani konuşma yapacağınız alanı iyi kullanmanız gerekiyor. Sürekli aynı yerde durmak elbette sizi yoracaktır ve dinleyicileri de sıkacaktır. Yer değiştirirseniz arada bir, sürekli değiştirmek de haliyle konuşmanın ciddiyetine zarar verecektir. Ara ara bazı noktalar belirleyerek kendinize o yerlerde değişiklik yaparak konuşmanızı gerçekleştirebilirsiniz. Eğer bir öğretmenseniz sınıfın karşısında duruyorsanız sürekli tahtanın solunda durmak elbette öğrencilerin size olan dikkatini azaltacaktır. Ya da bir sahnede sunum yapacaksanız bir konuşma gerçekleştireceksiniz. Yine o sahneyi iyi kullanmaya bakın arkadaşlar. Sürekli aynı yerde durmak yanlış olduğu gibi sürekli yer değiştirmek de yanlış arkadaşlar. Arada bir yer değişikliği güzel olur diye düşünüyorum. Ve konuşma yapacağınız insanlara karşı da sürekli aynı noktaya bakmayın. Sürekli aynı kişilere doğru bakmayın. Ve o insanlar ne yapacaktır? Sürekli onlarla göz göze gelmek onları rahatsız edecektir. Topluluğun tamamına zamanla bakışlarınızın yerini değiştirerek onların hepsini önemsediğini mesajını bu şekilde verebilirsiniz arkadaşlar. Anlatacağınız konuyla ilgili ilgi çekici bir hikaye olabilir, bir masal olabilir, bir fıkra olabilir. Bunu anlatarak dikkatini, seyircilerin dikkatini kendinize verebilirsiniz. Sonuçta iyi sunum hazırlamanın ve onu sunmanın gayesi o anlatacağınız şeyin seyirciler tarafından iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktır. Siz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Anlatacağınız şeyi insanlar anlasın diye uğraşıyorsunuz. Daha fazla kişiye daha net şekilde ulaşmanın yolları da bunlar arkadaşlar. Yedinci olarak arkadaşlar ve son olarak topluluk önünde konuşma korkusunu, bu anlattıklarımızın hiçbiri size çözüm olmuyorsa bir konuşma korkusunu yenmek için eğitim alın. Konuşma eğitimi alın arkadaşlar. Bu korkuyu bu eğitimler sayesinde internette bununla ilgili birçok çalışma var. İşte halk eğitim merkezlerinde, bazı halk eğitim merkezlerinde bununla ilgili eğitim olabilir. Diksiyon eğitimleri yapılıyor arkadaşlar. Bu eğitimleri alabilirsiniz. Sonuç olarak ilk başta bu korkuyla yüzleşmeniz lazım. Bu korkuyla yüzleşmezseniz arkadaşlar hayat boyu bu korku sizin peşinizi asla bırakmayacaktır. Tekrar söylüyorum, bu ailede başlıyor. Yani çocukken başlıyor ve hayat boyunca adam 60 yaşına da gelse, 50 yaşına da gelse kişi ne yapamıyor arkadaşlar? Bu korkusundan asla kurtulamıyor. Bu korkuyu yenmeye çalışacağız arkadaşlar ve bu korkuyla yüzleşmemiz lazım. Sizlere tavsiyem, kendi çocuklarınız olursa, kendi çocuklarınız varsa bu çocuklarınıza lütfen konuşma fırsatı verin. Neden? Konuşma fırsatı vermediğiniz bu çocuklar ileride konuşma korkusuyla, topluluk önünde, kalabalık önünde konuşma korkusuyla karşı karşıya kalıyorlar ve kendini ifade edemeyen, kendini anlatamayan bir nesil ortaya çıkıyor arkadaşlar. Evlatlarımız kıymetlidir. Bu evlatlarımıza sahip çıkacağız.
ve onların konuşmalarına fırsat vereceğiz. Bir karar alırken onun fikrini almamız gerekiyor. Bir konuşma gerçekleştireceksek, hadi çocuğum, hadi oğlum, hadi kızım, sen bu konuda ne düşünüyorsun diye onun fikrini almanız gerçekten önemli. Akrabalarla bir araya geldiğiniz ortamda bile o çocuğun fikrini almaya çalışın. Neden? Akrabalar, 15-20 kişilik bir akraba grubu düşünün, bir evde toplandığını düşünün. Bir konuyla ilgili konuşuluyorsa, o çocuk bir şey anlatacaksa ona müsaade edin. Neden? O 15 kişilik küçük grupta kendini ifade edebilen çocuk, yıllar sonra 1000 kişilik gruba rahat şekilde kendini ifade edebilir. Neden? Çünkü çocuk engellenmemiş. Konuşma korkusu ortadan kaldırılmış. Çocuk kendini rahat şekilde ifade edebiliyor. Hata yapabiliriz, yanlış yapabiliriz. Konuşma korkusu bizi alt etmemesi lazım. Biz bu korkuyu yeneceğiz arkadaşlar. Korku bizi yenmeden biz bu korkuyu yenmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, bugün topluluk önünde konuşma korkusunun sebeplerinden ve bazı çözüm yollarından bahsettim. Umarım bu video birçoğunuza yol gösterecektir arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorum kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, esen kalın. Görüşmek üzere.